Alo, Ayda. Ne oldu? Selim, biz geldik. İbo'nun kliniğine geçiyoruz şimdi. Ha, tamam. Tamam, siz geçin, ben hemen geliyorum. Tamam, görüşürüz. O güzel suratını asma. Öğlen yanındayım. Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de seni. Efendim güzelim. Ha Burak. Ya şey diyeceğim. Merve çok iyi değildi. Biz bugün onu terapiste götüreceğiz. Biraz geç gelsem sorun olur mu? Niye, ne oldu ki? Burayla mı tartışmışlar? Hay Allah'ım ya. Tamam güzelim, dert değil. Hatta bak ne diyeceğim Selim. Sen Merve'ye söyle bugün hiç gelmesin, tamam? Sorun değil. Görüşürüz. Ne oldu? Ne oldu? Öyle bir alacağım ki o Bora'nın dalağını. Ay sen bir dur ya. Belki çocuk bir şey yapmamıştır. Yok yok. Kesin yapmıştır. Yani Bora soğudu bence. Ya evlilik aşkı öldürüyor arkadaşlar. Evlendi, soğudu. Ben bilirim o duyguyu. Ama onlar daha yeni evlendi. Bu kadar çabuk olmaz ki Feyruh Bey. Kıracağım kafasını. Vallahi kıracağım kafasını. Ya arkadaşlar bir durun. Kız zaten üzülmüş. Yarın buraya geldiğinde yorum falan yapılmayacak. Duydunuz mu? Kendisi anlatmak isterse anlatır. Feyruh duydun mu? Ne aşkı öldürür ne yaşatır, fikirlerini kendine sakla. Kızı daha fazla üzmeyelim. İyi tamam be. Sen nasıl istersen patron. Eyvallah. Ay bu da gitgide daha mı çekici oluyor nedir? Patronluk da bir yakıştı. Aa, bir kendine geldi. İbocuğum nedir sonuç? Valla verdiğin ödevler tamam abi. Çiftler randevusuna çıktık. Gayet güzel geçti. İyiydi. Ben biliyorum da konuşuyorum. Bak seni temin ediyorum. İkinci ödevimi de verdikten sonra çok daha güzel olacak ilişkiniz. Aman abi bize daha fazla ödev falan verme. Biz buradan yürürüz. Selam. Aa. Boncuğum. İyi misin? Senin ya. Özlenmişim galiba. Ya İbo. Biz böyle olmayalım ne olur ya. Ya severken düştükleri hale bak. Bak tamam arkadaşlarına tanışmayın hiç önemli değil. Ve yeter ki birbirimizi sevelim. Abi kız arkadaşım Ayda. Merhabalar. Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de. Bünyamin Bey bu bahsettiğim arkadaşım Merve. Merve Bünyamin Bey. Nasılsınız Bünyamin Bey? Teşekkür ederim efendim. Çok iyiyim. Ama sizin meselenizi çözdükten sonra daha da iyi olacağız. Merak etmeyin ben hepsinin sorunlarını şıp diye çözdüm. Sizinki neydi? Yani nereden başlasam ki çok karışık. Hiç acele etmeyin. Önce oturalım. Buyurun. Evet Merve Hanım. Bu evliliği niçin sürdürmek istiyorsunuz? Yani. Ben bir çay koyup geliyorum. Tamam pekala. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Yani şöyle. Siz ayrılmamak için evlendiniz. Ama evlendiğiniz için ayrılıyorsunuz. Harika. Kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi. Bünyamin Bey. Efendim? Yılan derken? Yılan ben mi? Hayır, hayır boncuğum hiç sana der mi değil mi? Bünyamin Bey. Çünkü benim kayınvalidem Bora'ya bu yılanı sen soktun aramıza dedi benim için. Hmm, ama tipik, tipik bir örnek. Oğluyla bağımlılık geliştirerek güç sahibi olmaya çalışan kayınvalide. Bizim memleketimizde çok vardır bunlar. Peki ne yapabiliriz Bünyamin Bey? Valla
Sonuçta evlendiğiniz kişiyi de görmem lazım. Ben çift terapisi yapıyorum. Ama burada takım bozulmuş. Gelin hanım tek. Ama arkadaşları burada. Yani ben Bora'yı çok tanımıyorum da Selin'le Ayda iyi tanıyor. Nasıl yapalım o zaman? Şöyle. Hadi siz Bora Bey olun. Nasıl? Evet. Gıyabında bir terapi yapmış olalım biz de. Siz Bora Bey'in hal ve hareketlerini taklit edeceksiniz. Merve Hanım siz kendiniz olabilirsiniz. Ben de ikiniz arasındaki ilişkiyi uzaktan gözlemleyeyim. İyi. Hah, bravo. Detaylar çok önemli. Biraz role girin. Omuzlar dik. Baş biraz aşağıya. Azıcık erkek gibi hissedin kendinizi. Söyle bakalım Bora. Sen bu evliliğin için devam etmesini istiyorsun. Ben Merve'yi çok seviyorum abi. Ben seni çok seviyorum. Yani Merve benim için dünyadaki en güzel kadın. Benim tek hayalim onunla evlenebilmek yani. Çok güzel, çok güzel. Peki Merve Hanım'la evlenmeden önceki hayallerinden bahseder misin? Yani benim tek hayalim Merve ile evlenebilmekti. Evimiz olsun, mutlu olalım. Bu. Peki bu hayallerin ötesinde bir şey düşündün mü? Ötesinde aşk. Ötesinde? İşte birlikte para biriktirmek olabilir, değil mi? Mülk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Belki dünyayı gezmek, çocuk sahibi olmak. Yalnız bana bu hayallerinden hiç bahsetmedin Bora. Aşkım seninle evlenmek bana yettiği için bütün hayallerim gerçek oldu yani. Evlendik diye bitti yani. Bütün hayallerin sonuna geldik öyle mi? Aşkım ne yapıyorsun abi? Yani bunları baş başa konuşsak bir tane mi? Ben seni çok özledim Bora ya. Çok özledim. Boncuk, boncuk. Boncuk tamam. Bünyamin abi bu durum bana pek sağlıklı gelmedi de. İbo kesme. Çok güzel gidiyorlar. Evet. Abi kızın psikolojisi daha çok bozulmasın. Doğru. Hatta olabilirsin. Ne yapalım? Bitti. Terapi bitti. Ayrılabiliriz şimdi. Yavaşça ayrılalım. Çok güzel. Çok güzel. İbo sen de peçete su bir şeyler getir. Tabii. Sakiniz değil mi? Daha iyiyiz şimdi. Derin bir nefes alıyoruz. Güzel. İçin. Hepsini için. Bir dikişte. Çok güzel. Evet, su ne yapar? Bedenimizi, ruhumuzu ve çalkantılarımızı temizler diyeceğiz. Temizler. Bravo. Çok iyisiniz. Daha iyi hissediyorsunuz. Şöyle yapacağız. Siz buyurun benim kart vizitimi. Kocanız da dönünce kolunuza takın, gelin birlikte konuşalım. Böyle teker teker olmayacak. Zaten literatürde de olmayan bir şey, bir sakatlık çıkmasın. Yine de denediğiniz için çok teşekkürler. Rica ederim, rica ederim. Selin Hanım, sizde durumlar nasıl? Bünyamin Bey, biz bir düzlüğe çıktık zaten. Yani ben ilk başta şüpheyle yaklaşmıştım ama ne yalan söyleyeyim işe yaradı. Şahane! İbo ve Ayda. Çok iyi. Yani süper değil mi? Evet, terapiye ihtiyacımız kalmadı artık. Çok teşekkürler. Şahane! Yani ben de Bora'yı bulursam getiririm artık. Tabii ki. Her zaman bekliyorum. O zaman benim de sizlerden çok ufak bir ricam olacak. Bütün bu vakaları isimlerinizi tabii ki gizli tutarak kendi makalemde kullanmak istiyorum. Tabii. Olur. Sonunda terapide çığır açan yöntemlerim herkes tarafından kabul görecek. Sonunda mesleğe geri dönebileceğim. Ne? Mesleğe geri döneceğim derken abi, yani sen psikoterapist değil miydin? Öyleydim İbocuğum. Ama yöntemlerim zamanının ötesinde olduğu için tıpkı geçmişte hapsedilen Galileo gibi, Engizisyon tarafından yakılan Bruno gibi ben de meslekten men edildim. Ama buraya kadar. That's it. La Grand Finale. Şimdi onlar düşünsün. Nobel konuşmamda hepinize ayrı ayrı teşekkür edeceğim. Özellikle de sana İbo. Sen olmasan yapamazdım. Çak. Hop. Görüşürüz. Bünyamin abi. İbo. Vallahi ben de mağdurum Selin. Ya
bir şey soracağım. Demir bunu sakın duymasın, tamam mı? Bence de duymasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.